Bizim sofu var. Ateist sofu. Sen biliyor musun? Ateist mürit. Evet. Ateist mürit olur mu? Olur ol. Allah'ın Cenab-ı Mevla'nın kafir kulları oluyor da. He? Kafir kulu olmuyor mu? Bu kafirler Hazreti Peygamber'in ümmeti olmuyor mu? Bu Hristiyanlar, Yahudiler, gayrimüslimler, Hazreti Peygamber'im sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmeti olmuyor mu? He? Oluyor. Onlar da ümmeti davet. Onlar da ümmet. Babanın asi, şaki evladı olmuyor mu? Hazreti Nuh'un Kenan'ı olmuyor mu? Hazreti Yakub'un değişik değişik evlatları olmamış. Oluyor. İşte olur. Bir babanın nasıl asi çocuğu olduğu gibi efendilerin değişik değişik sofularda olur. Onu nasıl ateist, Allah'a inanmıyor. Zaten insanın meselesi Allah'a inanmak değildir yani. İnsanın meselesi, insanın hikayesi Kur'an'da insana inanmakla başladı. Cenab-ı Mevla, İblis-i Melunlane'yi, o zaman şeytan, iblisi, hadi gelin Allah'a secde edin demedi. Adem'e secde edin dedi. Adem'e inanın dedi. Allah'a inanın demedi. Bana inanın, bana secde edin demedi. İlk imtihan Adem'e, yani insana inanmakla alakalıdır. Adem'e secde etmekle alakalıdır. Adem'i kabul etmekle alakalıdır. Adem'i tasdik etmekle alakalıdır. Hani dedim ya, sultanlar olsun, firavun olsun, herkes kendine bir soy uydurmak zorunda. Niye uydurmak zorundalar? Çünkü kabul görecekler. Kim vardı? Arkasında, önünde, yanında, yöresinde Hazreti Adem'i. Kulleha esma, Cenab-ı Hakk'ın esması vardı, sıfatı vardı, esması vardı, fiili vardı. İnsanların Mekke, Kureyş falan dediğin zaman, müşrik dediğin zaman Allah ile, Allah'a iman ile problemli olan insanlar değildi bunlar. Bunlar insana imanda, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme imanda ve uymada problemli olmak. Kim ki Hz. Muhammed'e inandı, Allah'a inandı, iman etti. Kim ki Hz. Muhammed'e inanmadı, iblisin Hazreti Adem'e secde etmediği gibi o da dergâhtan tard oldu, kovuldu. İman ile küfür arasındaki fark neymiş oğlum? Adem'e secde etmek veyahut etmemekmiş. Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm Peygamber Efendimiz'i kabul edip etmemek. Allah'a inanıp inanmamak değil. Biz Allah'ı görmedik, bilmiyoruz. Kim gördü? O gördü. Allah'tan haberi kim getirdi? O getirdi. Kur'an-ı Azimüşşan nereden geldi? Peygamberin iki dudağı ve dili arasından döküldü. Az zembillah. Zembillah Efendi'nin hesabı zembille gelmedi. Alın size gökten düştü kitap, alın bu kitabı okuyun falan diye yani. Bak Peygamber Efendimiz de hadislerde de böyle kitap yazdırmıyor. Yani alın size kitapları yazdırayım, hadisleri, doğru sözleri yazdırayım, benden sonra alın ümmet okusun falan diye değil yani. Ümmet birebir. O yüzden ilk önce iman edecekler. Kime iman edecekler? Adem'e iman edecekler. Adem'i bulacaklar. Herkes bir Adem bulacak. Efendi babam bu usta şöyle derdi, herkes derdi muhakkak bir mürşit bulsun, inandığı, güvendiği birinin elinden tutsun derdi. Artık kim kimin elinden tutarsa, sanki insanlar boşta mı ki gidip birisinin elinden tutacak? Herkes zaten birisinin elinden tutmuş gidiyor. Kimisi şeytanın elinden tutmuş, çocuklar gibi insanoğlu. Kimisi nefsinin elinden tutmuş, kimisi şeytanın elinden tutmuş. Kimisi bilmem neyin elinden tutmuş, her biri gidiyor yani. Kimse boşta değil. Ama nefsinin elinden kurtararsa onları diyoruz gel at kendini bu tarafa. Bir ev tut. Bir ev tut. Halkaya gir. Bir Adem'e secde et. Bir Adem'e iman et. Çünkü bizim zanneder ki insan Hazreti Adem'e iblisi Cenab-ı Mevla emretti. Ey iblis, Adem'e secde et. İşte bu emir nefisleredir. Bu emri ilahi. El-an. Ey nefis sahipleri. Adem'e secde edin. Çünkü ben ona bilmediklerini öğreten benim. Fısıltıyla, mübeşşerat ile, ilham ile onun gönlünden konuşan benim, onun dilinden konuşan benim.